Günaydın millet. Günaydın tatlım. Günaydın millet. Günaydın tatlım. Hayırdır, sıyırdın mı? Yoo. Ne yapıyorsun o zaman? Herhalde ambulansa koyarken sedyeden düşürdüler. Kıskanmayın kızım. Bundan sonra böyle. Damarlarımda artık Berk Özkaya'nın kanı var. Kan sana harbiden yaramış ama ha. Hem bak kan kardeş de sayılırız artık. Berk bak sana bir şey diyeyim mi? Kan için inanılmaz minnettarım. Ama çok şey yapmasak mı, abartmasak mı, ne yapsak? Geçmiş olsun olacağım. Murat'a Melisa'nın kanını vermişler galiba. Galiba. Bana mı dedin? Evet. Komaya falan girmişsin ya. Ha, girdim bir ara, şimdi çıktım. Oturabilirsiniz çocuklar. Bugün derse başlamadan önce yeni sınıf arkadaşınız Kaan Korkut'u tanıştırayım sizinle. Merhaba. Bu sıraya geçebilirsin Kaan. Tamam hocam. Şaka mı bu ya? Bizim sınıfta mı şimdi? Kesin doğum günüme çağıracağım. Yeni bir ilk görüşte aşk vakası. Bugün dünya klasiklerinden konuşalım istiyorum. Dostoyevski ile başlayalım. Suç ve Ceza romanını okuyan var mı aranızda? Ben. Seni romanda en çok etkileyen şey neydi Asiye? Hocam romanı okurken bazı sorular sordum kendime. Mesela iyiliğin ölçüsü nedir? Yani iyilik yapmak kötülük yapmayı gerektiriyorsa buna iyilik denir mi? Bence denir. Hayır denmez. Neden? Sonuçta iyiliğe varıyoruz. Kötülük yaparak iyiliğe varamayız ki. Peki, şöyle düşün. Sence Raskolnikov bir katil miydi? Evet. Ama ahlaksız bir katil değildi. Yoksa bu kadar vicdan azabı çekmezdi değil mi? Yani kendisiyle sürekli hesaplaşma içinde olan bir adama suç işlese bile kızamazsın. Hatta onu seversin. Öyle değil mi? Evet. Yani haklı olabilirsin. Ama zaten kitabın da güzel yönü bu değil mi? Yani insanı çelişkiye sokuyor. Raskolnikov hocam ya, adamım. Kötülere bayılırım da. O kim oğlum? Romanın baş kahramanı oğlum. Ben Cahil'le muhabbeti keseceğim artık ya. Orayı atladıysam demek ki. Atladın, tek oraya atladın. Çok güzel çocuklar. Yorumlarınızı çok beğendim. Şimdi size bir okuma listesi vereceğim. Not etmenizi rica ediyorum. Bence bir an önce okumayı sök. Yoksa Asiye'ye kaptırırsın bu çocuğu. Şşş. Ne bakıyorsun oğlum öyle çocuğa? Tamam. Sadece aynı kitabı okumuşlar. Takılma o kadar, sakin. Ben ne takılacağım oğlum? Dersi dinliyorum. Raskolnikov katilmiş. Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.